Bugün Londra'da üçüncü günümüz. Merhabalar, bugün Londra'dayız. Ben gelmek istediğim Avrupa ülkelerinden biriydi İngiltere. O yüzden bugün şu an Londra'da olduğumuz için açıkçası mutluyum. Biraz sağlık sıkıntılarını elhamdülillah geride bıraktık. Daha iyiyiz, çok şükür böyle enerjiyi bulduk. Dedik ki en turistik yerlere gelelim. Evet, ben bu vesileyle mutlu olmuş oldum. Teşekkürler beyefendi. Kameramanlığımı eşim yapıyor. O yüzden keyifli seyirler diliyorum. British Museum'a gittik. Ulusal Müze. Sence nasıldı? Sadece İslamik kısma gittik. 41. ve 42. oda mı ne? Hiçbir olayı yok bence. Türkiye'de zibilyon tane müze var. İslam eserleri, şeyleri falan. Ama güzel bir müze. İyi çalmışlar. Çok başarılı. Birkaç şey vardı böyle pusulalar falan. Kıbleyi gösteren. Onlar güzeldi, etkileyiciydi. Onun dışında şey gördüm. Sana çaktırmadan birkaç tane roman eserine göz attım. Çünkü İslamik odasının hemen yanında roman odası vardı. Onların da İslamik'in devamı zannettim. Meğerse Müslümanlardan etkilenerek Rönesans döneminde yapılmış bazı eserler varmış orada. Hatta ekrana bir tanesini koyuyorum, onu inceledim. Bizden etkilenmeleri hoşuma gitti. Genel olarak güzel müze ama tamamını gezmek isteyen biri böyle 1-2 gün falan ayırması lazım. Peki sokağımıza ne diyorsun? Sokağımızı beğeniyorum, bence çok güzel. Sakin bir yerden tuttuk oteli. Çok iyi, çok güzel. Merhabalar. Bugün sakin ve hem hasta hem yorgun insanlar için dost bir gün geçireceğiz. Bu ne anlama geliyor? Bugün turistlik yok efendim. Oturacağız, bir şeyler yiyip içeriz. Ben video düzenleyeceğim inşallah tabii. Efendime söyleyeyim. Böyleli bir gün.
tane video vardı Almanya'dan. İkisini de düzenledim. Birini yükledim. Yayını açmadım. Gününü belirleyip açması kaldı. Kahvaltı yapmaya bir mekana gelmiştik. Eşim otele geri döndü dinlenmek için. Biraz rahatsız. Soğuk aldığımı diyeyim. Ben ona dedim ki sen git dinlen. Ben de biraz buralarda takılırım. Bilgisayarımı ondan gönderdim. Çünkü şarjım bitmişti. Turluyordu. Biraz yürüdük. Yani herhalde bir saattir falan yürüyoruzdur. Kahvaltı yaptık. Çok geç bir kahvaltı. Ayak ayak yürüdük. Böyle sabahın köründe çıkıp delilerce gezmekten sakin sakin. Nerede ne varmış? Ha şuraya da mı gitsek? Buraya da yarın gidelim falan filan gibi bir 4-5 gün geçirdik. Bugün de öyle oldu. Şehrin ortasında küçük bir park yapmışlar. Oraya geldik. Ben burayı internette görmüştüm. Arkadaşım paylaşmıştı. Sonra Oğuzhan'a demiştim böyle böyle bir yer varmış diye. Arkadaşım çok beğenmiş. O zaman dedik ben burayı biliyorum. Az önce önünden geçerken bana dedi ki bana gösterdiğin yer burasıydı. Girdik oturduk. Çikolatan kaldıysa az önce bir Harry Potter mağazasına girdik. Harry Potter ürünleri, büyücülük ürünleri falan hani öyle şeyler satan bir yer. Kurbağa çikolataları denemeyi çok istiyordum. Bunlardan aldık bir tane. Artıma bakmamıştım. Az sonra bakacağım. Şimdi şöyle. Aslında ben eskiden Harry Potter'ı çok seviyordum. Böyle her sene iki defa falan maraton yapıyordum. Baştan sona izliyordum. Kışın çok izlerdim. Ama sonra Harry Potter'la alakalı çeşitli hocalarımızın fetvalarını falan gördüm ve caiz değilmiş izlemek diye öğrendim. O yüzden mağazada böyle gezmek, bir şeyler almak normalde isterim. Ama almak istemedim. Ama çikolatalarını da denemek istedim. Denedim. Hala da çok güzel. Kaliteli bir çikolata ve çok pahalı bu arada. Fark ettin mi? 7,5 pound istediler bunu. Şaka gibi. Tamam, aşırı güzel değil ama güzel. Pirinç patlattı. Bu çıktı. Hogwarts'ın 4 kurucusundan biri olan Rowena Ravenclaw çıktı. Buraya geldiğimden bu yana boydan fotoğraflar çok paylaştım ve kıyafetlerim çok soruldu. O yüzden artık kıyafet, yani ne giydiğimi daha çok söylemeye karar verdim. YouTube videolarında da keza. Çünkü çok soruluyor. Bir de genelde tesettüre daha çok uygun giyinmeye çalışıyorum. Sen nereden giyiniyorsun diye soranlar da çok oluyor. O yüzden düşündüm ki kıyafet, giyim şeylerini artık videolarıma daha çok entegre etmeliyim. Sevdiğim markaları falan da paylaşabilirim. Çok alışveriş yapan biri değilim. Ama aldığım şeyleri de böyle senelerce giyen biriyim. Kullanışlı şeyler aldığımı düşünüyorum genel. Bu birkaç gün içerisinde de bana en çok sorulan şeylerden biri bu trench coat'umu nereden aldığımdı. Ondan önce de siyah trench coat'umu nereden aldığım çok soruldu. O da şu. Siyah trench coat'umu Zeynep Şule'den aldım. Memnunum. Bence çok şık bir trench coat. İngiltere'ye geldiğimden bu yana hep giydiğim ve bana hep sorulan trench coat'umu da Abra'dan almıştım. Abra'dan aldım. Bu trench coat'um sanırım 4 senedir giydiğim bir trench coat. Ve rengi falan çok baharlık. O yüzden seviyorum. Buraya geldiğimden bu yana da Primark'tan birkaç şey aldım. Atkı aldım. Birkaç gündür paylaşıyorum. Üzerindeki kazağı Primark'tan aldım. Onun dışında da böyle genelde sıcak sıcak şeyler aldım. Geldiğimiz ilk gün ya da ikinci gün kitapçıya gittik. Çünkü ben şu çantalardan almak istiyordum.
bunlar çok meşhur. Farkındayım. Ve ben de kullanışlı olabileceğini düşündüğüm için almak istedim. Kullanacağım bir renk olsun istedim. Tipi, kumaşı bilmem ne falan gerçekten güzel bir çanta. Sonra ben Almanya'ya giderken 2,5 hafta önce falan yanıma kitap almamışım hiç. Orada da okuyabileceğim bir kitap bulamadım. Bütün kitaplar Almanca. Çocuk kitabı falan almam lazım ki biraz anlayabileyim. O yüzden demiştim ki eşime İngiltere'den kitap alırız. Çünkü ben yanıma hiç kitap almamıştım. Hiçbir şey okuyamıyorum. Birkaç kitapçıya gittik. Birkaç ikinci elciye gittik. İkinci el kitapların satıldığı yerler. Böyle vintage bilmem bir şeylerin satıldığı yerler falan. Oradan bir tane kitap aldım. Mu aldım. Şimdilik bu kadar. Selam guys. Bugün cuma. Eşim cuma namazına falan gidecek. Sonra benim yanıma gelecek. Ben de bugün tek başıma vakit geçireceğim biraz. Önce bir kahvaltı yapacağım. Sonra birkaç alışveriş yapacağım. Biraz da turlarım. Sonra da zaten buluşuruz. Kahvaltı yaptım ama yaparken tekneyi unuttum. Geçenlerde geldiğimde matasını sevdiğim yerde yaptım. Avokado değil. Ekmek üstü. Çok güzeldi. Bir de tatlı aldım. Tatlıyı yiyemedim. Tatlı geldi. Paket yaptırdım. Şimdi ikinci evde görmüştüm. Böyle çok enteresan bir yer. Oraya gideceğim. Sonra kahve ya da maça içerken tatlıyı yerim diye düşündüm. Çantamı şu an. Bridge'deyiz efendim. Açılıp kapanan köprüymüş burası. Merhabalar, şu an Hyde Park'tayız. Akşam yemeği yedik, elhamdülillah karnımızı doyurduk. Bu akşam İtalyan bir restorandan pizza aldık. Paket yaptırıp parka geldik. Bu park hem o pizzacıya çok yakın hem de bizim otelimize yakın Hyde Park. Sorarsanız yani hayatımın en kötü pizzalarından biriydi ama elhamdülillah doyduk. Yapacak bir şey yok, olur ne oldu. Öyle bir güncellemek istedim. Bugün simsiyah giyindim. Bu üzerimdeki lacivert biyeli abayanın fotoğraf çekimini yapacağım bugün. Yapacağız yani. Hubab'tan bu öneri. Instagram reklam burası öneri. Netleştireyim. Regent's Park, Regent's Park, her nasıl okunuyorsa oradayız. Fotoğraf çektik üzerimdeki abaya için. Şimdi son günümüzde fish and chips yemeye gidiyoruz. Arkadaşımın önerdiği bir yer vardı, Soho'daymış. Oraya gideceğiz. Soho. Soho'da değil mi? Emin misin? Sanki öyle kalmış benim aklıma. Neyse işte. Fish and chips çok fazla yer yapıyor burada. Ama hani güzel bir fish and chips yemek istiyorsanız oraya öneririm demişti. Burada yaşayan bir arkadaşım. O yüzden biz de listeye ekledik. Gidiyoruz.
güzel bir park, ben sevdim. Hyde Park'tan daha küçük ama daha fazla bitki çeşitleri var. Yani çiçekler, bilmem neler, daha renkli burası. O yüzden sevdim. Hyde Park bence daha rahat, burası daha samimi gibi, bilmiyorum. Öyle bir, öylesine bir yorum. Öyle. Bay bay. Elim dolu, elim sallayamıyorum. Sence nasıldı? Eşim sağ olsun sadece İslamik kısma hoşuma geldi. Sinagog var bu civarda. Seversin. Evet, mi gördüm ben acaba? Çek mi düşüyor oğlum? Öyleyse onu görmüş olabilirim şu an. Bunlar ne yiyor böyle ya? Hop mu hop? İmkanı yok. Bunların şeyi de meşhurmuş ha. Masterchef'te görmüş. Mantıklı tarzı gibi bir şeyler var, beyaz. Tavuğa benzeyen başka şey olabilir mi? Evet, bunlar kastım buydu.